Selamünaleyküm arkadaşlar. Size budama hatalarını göstereceğim. Bakın, birinci budama hatamız geçmişte yapılan hatalardan bu çatal sürgünü kullanmamız. Burada ileri dönük bu ağaçta yarılmalar mutlaka meydana gelecektir ağırlıktan dolayı. Hepsini size bir bir sayacağım. Tepe kesimimiz buradan yapılmış bakın. Biri de buradan yapılmış. Çatal sürgün burada aşağıda olduğu için bu bununla rekabet edememiş artık bakın. Bu biraz yüksek olduğu için, bu biraz aşağıda olduğu için bununla rekabet edememiş. Ondan sonraki yıllık kesim, bakın buradan yapılmış. Lider buradan vurulmuş bakın. Şurası lider vurum noktası. Onunla birlikte aynı yıl, bakın liderin yanındaki rakip dal nereden vurulmuş bakın. Liderin yanındaki rakip dal. Daha sonraki yılda bu lider meyveye yattığı için, bakın çatal sürgünleri çıkarmış zaten. Burada çatal sürgünü gördüğünüz için, çatal meyve dallarını gördüğünüz için artık bu geçen yıl burası vurulamamış. Çünkü sürgün yok. Burası meyve yapmış birçok. Gelmiş ta buradan vurulmuş bakın. Buradan vurulduğu takdirde burası artık azmanlaşmış. Bu tarafa geçer misin Mustafa? Bak daha önceki kesim noktaları bakın burada vurulmuş. Bunlar onunla rekabet edemiyor artık. Diğerleri daha yüksekte olduğu için onlar daha çok gelişiyor. Bunlara dikkat edin bakın. Şimdi biz bu ağacı birlikte düzenleyeceğiz tabii. Kusura bakmayın. 10 numara bir ağaç olmayacak. Onu da söylüyorum baştan. Bu yanlışları biz budama yaparken lider rakiplerini çıkarmadığımız takdirde bakın burada onu anlatmıştım az önce. Buradan kesilmiş. Hepsi lider rakibi bunların bakın. Hepsi aynı noktadan çıktığı için bunlar dike gelişmeye zaten meyillidir. Biz bu yüzden liderin rakibi olan kısmı bir karış veyahut da 25 santim kadar olan kısmını genellikle kullanmıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi zaten bu çatal sürgünün buradan biraz aşağıdan kesilmesi bununla rekabet edememe sine sebep olmuş. Artık rekabet edemiyor. Aşağıda kaldığı için enerji sürekli yukarıda odaklanıyor arkadaşlar. Şimdi bunu birlikte budayalım. Siz de görün istedim. Dört dörtlük olmayacak. Buna kıyım demeyin. Bak, düzenleme değil. Ne derseniz deyin. Şimdi ben bu yan dalın açısını en alçaktaki dal olarak buradan veriyorum. Bakın. Bakın buradan verdim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu lideri tekrar kullanacağız. Artık ben bunu kullanamayacağım. Bakın yatay gidiyor. Biz bu ağacı 4 katlı düşünüyoruz arkadaşlar. Gelecek yıl nasip olsa tekrar sizinle bunu yine paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi burada bir dalım daha var. O yanına giden başka dalım olmadığı için ben bunu mecburen kullanacağım. Buradaki bir en büyük rakibini aldığım için burada bunun da muadili vardı yani. İdeğimiz olduğu için onu kullanıyoruz. İdeğ üzerinde meyve dalları bırakmıyoruz. Bak bunu kullanamıyoruz. Tam yatay olduğu için. Şimdi bunları artık baskında bırakıyorum. Liderden yükseğe çıkarmıyorum. Şimdi lideri temizliyorum. Bakın. Ben bu lideri tekrar canlandıracağım. Zamanı geldiğinde de burayı tekrar size göstereceğim. Bu liderin canlandığını göreceksiniz. Bu baskıda kalan bir lider adayımızdı. Şimdi bunu kurtarıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Bu da yükseldiği için bakın alıyorum. Meyveyi yaptı zaten. Şimdi aynı yükseklikte tekrar buradan devam ediyoruz. Bakın asla yukarı çıkmıyorum. Aracı yatırıyorum. Yukarı çıkmıyorum artık. Çünkü lideri kurtarmam lazım. En yüksekte liderim olursa bu ağacım liderim harekete geçecektir. Bir yer aşağı yukarı birbiriyle yakın seviyelerde kaldı. Şimdi burada dışa bakan gözlerden ben bunu vururum. Bu şekilde buradan budamayı bitiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak şu an liderim yüksekte. Diğerlerinden 30 santim en az yüksekte. Olduğu için bu ağacım liderim de gelişmeye devam edecek. Ağacım da gelişmeye devam edecek. Teşekkür ediyorum.